Şeye geçeceğim emeklilere. Ben bir şey evet. vurgulayayım. E, emeklilerle ilgili yaptığımız düzenlemeyi e, İsmet Bey sormuştu. Tam da zaten lira. biz de o konuya geçiyoruz. 7500. Onur emekliler konusu. 7500 liranın üzerindeki e, emekli maaşlarını da düzenleyeceğimizi çeşitli farklı oranlarda farklılaştırarak. Yani aynı oranda verirseniz diyelim 25 bin lira emekli maaşı alan adama yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 zam yaparsanız 10 bin lira alanı da yüzde 10. O adil olmuyor adaleti sağlayacak bir artış oranı farklılaştırması yapacağız. Onu söyleyeyim. Bir de biz çok önemli bir şey daha gerçekleştirdik. 3600 ek gösterge verdik Ahmet Bey. 3600 ek gösterge öz, özellikle e, kamu emekçileri için emeklilik döneminde ve emeklilik sürecinde emekli ikramiyesi de dahil olağanüstü hayatlarını kolaylaştırdı. O da kadim bir şey. sorunlardan biriydi. Evet, idi. o çözüldü. Ona şimdi bir düzenleme daha e, ekleyeceğiz. Eksik kalan bir şey var orada birinci dereceye gelen bütün kamu çalışanları 3600'den istifade edecekler. Çünkü o çok belli belli, evet. belli gruplarda sayın bakanım mesela işte sivil memurlar ya da ne bileyim bazı kurumlarda çalışan kişiler şefler bunlardan üstün, yararlanamadıklarını söylüyorlar Üniversitelerde çalışan evet. daire başkanları falan onlar bunun bu kapsamın dışında kalmış olanları biz daha genel bir ilkeyle yani birinci dereceyi hak etmiş olan bütün kamu çalışanlarının emekliliğinde 3600 uygulamasından faydalanabilecekleri o bir, e, belki o daha pratik bir şey yani birinci dereceye geldiğiniz anda 5600 alacaksınız tabii. demek daha daha e, evet. şey yarışı da olmaz bu arada beni şube müdürü yap daire <laughs> yap <olan>. evet <laughs> evet ee, bu emekli maaşını aslında ilk bölümde sormuştuk ama önemli Sayın Bakan onu bir daha açıklarım bilmiyorum en düşük emekli maaşı 7500 liraya geldi siz şimdi diyorsunuz ki bunun üzerinde alan emeklilere de bir düzenleme gelecek ama evet. aldıkları maaşa göre evet. bir düzenleme 7 gelecek değil mi? 10 bin arası, 10 bin ile 15 bin arası, 15 bin, 20 bin veya 20 bin üstüne farklı oranlarda bir düzenleme yapacağız. Peki efendim herkese seyyanen 2 bin lira yapmış olsaydınız örneğin, o dediğiniz ayarlamada çıkmaz mıydı? O da olabilirdi ama bizim biraz daha ayrıntılı çalışıyoruz. Bütün evet. rakamları görüyoruz. Yani şey arasında diyelim ki... 7000 ile 7500 arasındaki yığılma ne kadar? 5500'de evet. 7500 lira arasındaki yığılma ne kadar? Ben size söyleyeyim şimdi o rakam aklımda. 9,5 milyon insana biz elimizi uzatmış olduk. Evet. 7000 ile 7500 arasında 9,5 milyon insan vardı. Sayın Bakanım bu emeklilik konusunda e, galiba AK Parti'nin seçim bildirgesinde de var bu ev hanımlarına emeklilik tabii, tabii. olayı. Tabii. Şimdi e, bu nasıl olacak? Yani her ev hanımı emekli olacak mı? Onu diyebiliyor muyuz? Tabii. Şöyle eee Bizim biliyorsunuz doğalgaz çıktıktan sonra, doğalgaz ve yeni petrol kaynakları işletmeye alındıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bir banka onların finansmanını sağlayacak bir banka, gençlik ve ev hanımlarının ihtiyaçlarını da karşılayacağı bir banka modelinden bahsetti. Bu model içerisinde bu bir fon oluşturularak bu fondan ev hanımlarının emeklilik... Primlerinin üçte birini o banka ödeyecek. Dolayısıyla devlet ödeyecek. Devletin de, denetiminde olan, devletin kaynaklarından, ev hanımların emekliliğine kaynak aktarılmış olacak. Bu söylediğim kapsayıcı sosyal devlet uygulamalarının bir parçasıdır. Efendim şimdi bunlar güzel de, sizin bütçede, 2023 bütçesinde SSK için yanılmıyorsam 59 milyar açık öngörüyordunuz. Şimdi mesela bir sürü ekçeği çıktı açık ne bekliyorsunuz 2023 bütçesinde. Şimdi şunu de, söyleyeyim de nasıl o bilgilerle ilgili şöyle yanıltıcı şeyler var onları söyleyeyim. Birincisi şu bizim SSK'nın geliri gideri gelirin gideri karşılama oranı %92 düzeyinde. Hmm. Emekli fonlarımız emekli maaşlarını ödeyebilecek seviyede. Peki bu açık ne? rakamlarda tabloya evet. baktığınız zaman gördüğünüz açık ne? biz şimdi Eee birazsa bu pandemi döneminde çok ekim bir şekilde uyguladığımız biraz teknik bir konu e, seyircilerimizi sıkabilir. Global bütçe uygulamamız var. Anlamı şu. Sağlık Bakanlığı bir harcama yapıyor. Ne yapıyor? İşte e, ücretsiz Covid tedavisi yaptı, değil mi? Ücretsiz e, uçak ambulans uçaklar sağlık harcamaları bütün bunların harcamasını global bütçe adı altında aslında götürü bütçe demek lazım. Türkçesi yanlış evet. tercüme edilmiş o. Ama resmî adı olduğu için onu söylüyorum. Or biz ödüyoruz. SGK'dan şey ödüyor. O açıklar e, bütçeden bize şeyden maliyeden bize geliyor. Hazineden bize Anladım. geliyor. Peki. O açık dedikleriniz odur. Bir şey merak ediyorum. Şimdi bu biraz hızlı geçtiniz. Ev hanımları ve emeklilik meselesi. Yani ne demek istiyorsunuz? Nasıl emekli olacak? Yani benim şimdi annem ev hanımı. Na, nasıl emekli Anneniz olacak? müracaat ettiği zaman şeye, ben emekli olmak istiyorum, emeklilik şeyimine, sigorta sistemine müracaat ettiği Ev hanımlılığını nasıl kanıtlayacak? Çalışmıyorsa zaten biz sistemde çalışıp çalışmadığını biliyoruz. Ha, müracaat ediyor. Müracaat ediyor. Onun tecesiyle, şeyle müracaat ettiği zaman kendi adıyla, soyadıyla bizim... o günden itibaren mi o, başlatıyorsunuz? O, günden. Kim ne zaman müracaat ederse şu kadar prim gün yatırması lazım e, emekli olması için. Onun üçte birini devlet Peşinden karşılayacak. Üçte birini karşılayacak. Şey bu, plan, evet, plan bu ya. Yani. Plan bu. Anladım. Evet. Primlerinin üçte birini evet. devlet karşılayacak. Evet. Onur anlaşıldı mı mevzu? Evet. Tamam, annene söyle. Şimdi, <laughs> bu emekler konusunda tabii şu en önemli konu emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkarıldı. Bir sorun yok değil mi? Her şey tıkır tıkır işliyor tabii, mu? Ahmet Bey, o Türkiye'nin 20 küsür yıllık sorunuydu. Emeklilikte yaşa takılanlar. Sorun da şuradan çıkıyor, çıkmıştı. O düzenleme yapıldığı zaman kanun geriye doğru işletilmiş. Yani o tarihte işe girmiş, çalışan, ne zaman emekli olacağını bilen insanlar birdenbire bir kanun çıkmış. Hayır siz biliyordunuz ama bu kanun çıktı. Değiştirdik şartları denilmiş. Futbol bir... oynarken kuralları değiştirmişler. Aynen. Evrensel bir hukuk kuralı e, geriye, doğru, geriye işlemez. Doğru, doğru işlemez. Geriye doğru işletilmiş. Onun, geriye doğru işletildiği için bunlar ee, mağdur olmuşlar. Mağduriyetin sebebi o. Biz o mağduriyeti ortadan kaldırdık. Ama e, pandemi öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bana sosyal politikalar kurul başkan vekiliyken bu konuyu çalışmamı e, istemişti. Ben çalışmayı yaptım. Pandemi girdi araya zaman uzadı. Fakat şöyle bir şey oldu. Belki zaman uzaması da bizi işi kolaylaştırdı çözümünü. Ortalama emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 50'ye geldi. Anlatabildim mi? 50'ye geldi. 49.9'du. Şimdi 50'yi geçmiştir. 50'ye geldi. 50'ye 50 50 ulaşınca yaş ortalaması işin çözümü mümkün hale geldi. Yani biz bu yasayı çıkarttık ve ilk aşamada e, 2 milyon 250 bin kişinin başvurmasını bekliyorduk. Başvurmadılar. Bir kısmı çalışmalarına devam etmek istiyorlar. 1.700 galiba. Evet. Efendim. Efendim, 1.700 civarında. civarında başvurdular. Onların da yaklaşık 1 milyonunun ee, işlemleri tamamlandı bazılarının eksikleri var vesaire onlar ortaya çıkarıldı onlara eksikleri çok ağır tamamlanması... bir yük oldu mu devlete ee, devlete e, elbette ki ciddi bir yük getirdi ama toler edilebilecek bizim e, emeklilik sistemimizin toler edebileceği bir yük olduğu için zaten uygulamaya koyduk ee, başlangıçta e, hayali rakamlar söyleyenler oldu işte 500 milyardan 300 milyardan bahsedenler oldu. Yaklaşık maliyeti 120 milyar civarında ciddi bir rakamdır ama. Şey çok şey düşünürseniz e, millet milleti anlasın diye söylüyorum. E, bizim e, Yusufeli barajının maliyetinin 10 milyar olduğunu düşünürseniz Tabii yani, 120 tabii ki. Milyar 12 tane, yani tane Yusufeli ona Başvuran herkes maaşını alabildi mi EYT'lilerden? Yani şu anda ya, EYT ben EYT'liyim maaş alamadım diyenler çok şikayet bekliyorlar, var. Bekliyorlar, bekliyorlar. Onlar şunun için bekliyorlar. İşte bir yerde bir dosyası kalmış, günle eksik görünüyor. Onu tamamla, yani bizim ortalama biz ayda 35 bin, 40 bin emekli ediyorduk. Normal şartlarda Ahmet Bey. Yılda 350 bin, işte 400 bin civarında. Değişiyor yıllara göre. Fakat biz çok kısa süre içerisinde yaklaşık 1 milyon emekli ettik. Devam ediyor. Hızla devam ediyor. Yani bu da SGK çalışanlarının değil mi? Olağanüstü bir performansı anlamına geliyor. Cumartesi, pazar demeden. Bir Ramazan'dan, milyon küsur EYT'den mi diyorsunuz? 1.700'den. Tabii. Bu 1.700'den 1 milyonun maaşı bağlandı. Peki siz çok şikayet var dediniz. Şöyle yani maaş bekleyenler var. var. Mesela şöyle sıkıntılar olmuş. Şimdi borçlanmalar yapmışlar. Bankadan borç almış bir an önce başvurayım diye. Eşten dosttan borç almış. Maaş hemen bağlanır diye düşünmüş ama... Koç, sizin e, Siz şöyle mi diyorsunuz? kişisel proseslerini tamamlamadığı için mi alamıyor mu? Bazılarının öyle kişisel evet. prosesler tamamlanmadığı için. Bazılarının da e, bu işte 1 milyon 700 bin kişiyi emekli etmeye çalışıyorsun. 1 milyonuna gelmişsiniz. Evet. E, i̇şlem iş, hızla ilerliyor. Bir de şunu bilsinler. Hiç kimsenin bir kaybı yok. Evet. E, i̇kramiyeleri bile hak edilmiş bir vaziyette. Nisan ayında hak ettikleri ikramiyeleri maaşlarına yatıldı, yatır. Her gün binlerce insana bağlanıyor. Ne zaman biter efendim? Mesela şu anda kadar yani 1700'ü kaç bu, günde bitirirsiniz? Bu ayın siz? sonunda doğru tamamlanır ya da çok az kalır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu devam edelim mi Ahmet Bey? Evet evet. Ha, şimdi bu emeklilik konusunda bir de Sayın Bakan iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. O da hani benim bir gazeteci olarak bir ciddi bir sorun olarak gördüğüm bir şeydi. Bağ kurullar emeklilik için o prim gün sayısı 9000'di Bağkur'da. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kadarıyla değil mi? Küçük esnaf diye tabir edebildiğimiz esnaf artık tıpkı SGK'lılarda olduğu gibi 7200 gün üzerinden emekli olacak. Evet. Değil mi? Bu düzenleme... Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi verdi. Evet. Ee, TESK Başkanı ben de bir falan dökende geçen gün yönetim kurulu ile beraber bana geldiler. Biz bu çalışmayı yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız arz etmiştik. Teşekkür ettiler bütün esnaflar adına teşekkür ettiler. Burada uygulama şu, sadece esnaflar değil, küçük işletmeler. Evet. Yani mikro işletmeler, küçük dediğim üç kişi, 5 kişi, işte bir küçük ticarethane vesaire de dahil. Onlar da bundan istifade edecekler. Onların emekliliğini kolaylaştıran bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olduk böylece. Peki efendim tarım sektöründeki bağ kurular var. Onlar hala 9 bin. Onları da, onları da bütün küçük işletme, küçük tarım da dahil mi yok? Yani köylüler tabii, çıktı tabii, dahil mi tabii, tabii. Orada esnaf genel bir isim olduğu için kullanıldı. Oradaki maksadımız mikro işletmedir. Peki küçük, e küçük es, pardon, küçük esnaf diye bir tanım yasada yok gördüğüm kadarıyla. Işte e, mikro işletme olarak yani tüccar mıdır adam küçük ticarethanesi mi var, tarım işletmesi evet. mi var? O, o ayrımı yapmaksızın biz mikro işletmeler bazında teknik evet. çalışmamızı yaptık İsmet Bey. Anladım. Şimdi küçük esnaf deyince o gelebilir mi o grafik küçük esnaf grafiği? Yani ne yapmışsınız bir bakalım. Belki onun üzerinde konuşmak istersiniz. Küçük esnaf. Ee, diyorsunuz ki 1 milyon küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitlenerek... Evet. 7.200 güne indirdik evet. diyorsunuz. Bu önemli bir karar mıdır? Çok önemli bir karar. Evet. Bu insanların da 9.000 prim günü. Yaz. Şimdi şöyle düşünün Ahmet Bey. Bir işletmesi var adamın. 100 kişi çalışıyor, 500 kişi çalışıyor. O da SSK üzerinden müracaat etmiş. Emeklilik primlerini yatırıyor, emekli olacak. Adam bir işveren aslında. Değil mi? Tabii. Onu bir berber dükkanıyla, bir bakkalla veya küçük bir ticarethaneyle eşit demek haksızlık. Yok, o, tabii. Haksızlık haksızlığı ortadan... Ha geliyor. bu o evet. küçük esnafı Onu, koruyan kollayan evet, bir şey yapmış evet. yani. yani kuyumcu da esnaf gözüküyor evet. çünkü. Evet. <laughs> evet. 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 Var mı bu konuda söylemek istediğiniz zafer şey? Ha buyur buyur, buyurun iseniz. memur şey mi? Ya ben artık mesajlarla baş edemiyorum. Hem onlar hem e, yani çok fazla. Ama aslında Sayın Bakan genel olarak o çerçeveyi çizdi. Belki hani bir kez daha söylemeye gerek tekrar, var. Tekrar tekrar söyleyeceğiz herhalde. Yani, yani bu belki e, biraz Özellikle öğretmenlerden çok mesaj geliyor. Ya yani bu biraz öğretmenlerle ilgili bir özel durum özür dilerim Ahmet Bey. Öğretmenlerle ilgili bir özel artış durumu söz konusu olabilir mi diye. Ee... biz biliyorsunuz öğretmenlerle ilgili e, 3600 düzenlemesi öğretmenlerin hepsini kapsıyor. Ayrıca şunun da altını çizmeme müsaade edin. Ahmet Bey siz biraz önce e, vergi dışı kal, bırakıldığından asgari ücretin e, ee, ana muhalefet partisi genel başkanının nasıl haberi olmadığını e, konuştuk. Ee, öğretmenlerin e, kadroya geçirildiğinden de haberi yok. Kadro söz veriyor. Biz kadroya geçirdik. Sözleşmeli personel kamuda kalmadı. Kadroya geçtiler. Öyle mi? Evet. Sözleşmeli öğretmen de mi kalmadı? Sözleşmeli öğretmenler de kadroya geçtiler. Bu bitti bu. Evet. Bu sorunu çözdük. Duyulmamış olabilir ama biz buradan altını çizelim. <laughs> Bunu e, <laughs> Sayın e, Kılıçdaroğlu'na da haksızlık ediyor danışmanlar. Bunları çalışsınlar. Ya Evet yani. Ne koysunlar e, ya. Adamcağızı e, takip etmemiş olabilir. Hayır yani siz yani ana muhalefet liderinin, cumhurbaşkanı adayının önünde bunlar olmalı ki tabii. belki eksik bıraktığınız o kadro geçmeyle ilgili eleştirecek yönleri olabilir. Tabii, Onları tabii ki. söyler yani. Elbet, elbet. Ama hani yani hala şu anda meydanda var. asgari ücretten vergiyi kaldıracağım. Öğretmenlerin hepsini... Ee, Sözleşmelikten çıkaracağım demek saçma oluyor yani. yani ben bir yapım Onun için diyorsunuz. özel bir video çekip onu da gece yarısı paylaşmak yani şık bir durum değil. Evet. O... reklamcıları biraz da bu konuları çalıştılar. <laughs> Belki bilmiyorlar. Sadece bir reklam malzemesi olarak olaya baktıkları için evet. öyle değerlendirmiş olabilirler. Sayın Bakan, ben de falan döküne buraya gelmeden önce ona da konuşmuştum. Dertleriniz nedir diye bu Sayın Bakan'a <laughs> iletelim diye de. Gerçi zaten sizle de görüşmüşlerdi. Onu da e... Ben de bilgi sahibi olmuştum. Evet. İki şeyi öneriyor, soruyorlar. Yani burada çözüm beklemesini bekliyorlar daha doğrusu. İşe başlamak için daha önce vergi dairesine başvuruyorsunuz. Esnaf odasına kayıt yaptırıyorsunuz. Ancak Bağkur'a başvurmayı unutmuş olan bir kesim var. Sayıları da bayağı fazla. Çok şey yapmamışlar. Şimdi bunların Bağkur'dan emekli olmaları için geçmişe yönelik borçlarımızı biz ödeyelim derler. Onlarla ilgili herhangi Bunun bir şey var mı? Bunları tahmin edesin ki hepsini biliyorum. Evet. Ee, prim yatırdıklarına dair bir kayıt, bir belge getirmedikleri zaman evet. e, bunların e, öyle geriye doğru boşlanma herkes onu yapmaya kalkar. Evet. Herkes ister onu. Evet. Evet. Bir Peki, belge olması lazım. Staj prim, yapan ...prim yatırdıklarına dair bir belgenin olması lazım. Peki staj yapan, çıraklık yapan stajyer dönemlerinin emekliler sağlanması? Çıraklar konusu biraz farklı, onu farklı bir şekilde değerlendiriyoruz. Onu ele alan çalışmamız var, onu, onu da yapacağız. O çalışmayı tamamlayacağız daha doğrusu, o değerlendirme yapacağız. Fakat e, özellikle e, staj konusu tamamen farklı. Ahmet Bey'i ben tanıyorum, arıyorum Ahmet Bey diyorum... Benim de içerisinde işte üç tane çocuk gazeteci olmak istiyor. Televizyonu tanımak istiyor. Staj yapmalarına izin verir misiniz? Ahmet Bey de diyor ki, gönderin gelsin hocam diyor. Gönderiyorum geliyorlar. Ahmet Bey'e bunlarla e, iş sözleşmesi yapacaksınız desem alır mı? Almaz. Almaz. Dolayısıyla staj farklı. Staj eğitimin bir parçası. Ha. Stajdan emekli olunmaz. Anladım. Bu bir kural. Anladım. Sayın Bakanım. Yani şimdi bu geleneğe ben sizden bir şey rica edeyim. Buyurun. Ben siyasetçiyim aynı. Mesajlara dikkat alınız. Çalışma <laughs> hayatıyla ilgili sorunlarınızı hep cevaplandırmak isterim. <laughs> Bunlar da hiç bitmez. Çok defalarca evet. cevap versem de yeniden aynı şeyleri soracak evet. insanlar sizi arayacaklardır. Biraz da siyaset konuşmak Tam isterim Tam bir tacize gidiyoruz biz. Ee, Valla sayın bakım sadece ben şunu müsaadenizle. Ya yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklayacağı yapacağı bir açıklama olduğunu belirttiniz. Biz şunu seçim sonrası özellikle memuru rahatlatacak, bütün bu şikayetleri ortadan kaldıracak bir zam, bir maaş artışı olacak. Böyle altını kalın çizgilerle çizebiliyor açık, muyuz? Açık o. açık o. Açık değil mi? Temmuz ayında biz zorunlu olarak yasal bizim şeyimiz önümüzdeki görev Temmuz ayında. Zamanı ben keyfi olarak Temmuz demiyorum. Temmuz bizim sözleşmemizde belirlenmiş bir tarih zorunlu bir tarih. Yasal sorumluluğumuz o tarihte yapmayı gerektiriyor. O tarihte oturacağız. Ne yapacağız? Biraz önce anlattım. Enflasyon, reel paranın reel değer kaybı, fiyatla artışlarının ücretler üzerindeki etkisi, başka refah Refah payı. payı. Bunları birlikte değerlendirerek bir artış yapacağız. Bunun da Kamu işçileriyle mukayese edilir bir tarafı yok. ki sözleşme tarihleri farklı. Bunları birbirleriyle yan yana koymaları anlamsız. Bu yapacağımız düzenlemenin de kamu işçileriyle yaptığımız sözleşmenin gerisinde asla olmayacağını altını çiziyorum. Tamam. Çok Daha ne dese? Ya şimdi değerli izleyiciler, sanıyorum Zafer Şahin'e de yoğun bir şekilde mesaj gönderiyorsunuz. İsmet Bey'e de bana da göndermeyin. 40 kere sorduk. 40 kere aynı cevabı verdi. Diyor, "Doğ do, haklısınız. Problem var. Kamu işçileri için yapılan zamdan sonra memurlara da bir zam yapılması gerekiyor. Çok çok haklısınız." söylediğinizde. Fakat Bakan Bey diyor ki, "Yapacağız. Temmuz'da zaten masaya oturulacak. Şu 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 şu, şu açılardan bakarak gerekli artışı yapacağız. O artışı yaptığınızda da Kamu işçisine verdiğimizden daha aşağı bir şey ver, vermiş olmayacağız diyor. Doğru mu Sayın Bakan? Bu kadar yani açık. bunu evet. 40 kere sorduk, 40 kere cevapladı. Tekrar 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 aynı şeyi söylemiş olacağız. Yani evet. bir de yarın Hakiş'te Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacakmış. Bu memur meselesiyle ilgili memur maaşlarıyla ilgili de bir mesajı olabilir dedi Sayın Bakan. Aynen, Ona da evet. dikkat kesilin diyor. Çalışma hayatının bütün sorunlarıyla ilgili Sayın Başkanımız Kongre Emek Kongresi olduğu için Akış Sendikası'nın kongresi olduğu için değerlendirecektir. Bu yaptığımız toplu sözleşmeyi de değerlendirecektir. Memurlarla ilgili, bütün emekçilerle ilgili, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili yapacağı değerlendirmelerden de ee, bu konularla ilgili açık bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.